Evet, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet. Biraz kışlık odunu aldım işte. Onların yarmasını yarıyorum. Ne kaç ton var burada? 18 ton. 18 ton odun var Odun maşallah. getirdim işte. 6 TL verdim. Evet. Kışlık odun, biraz da kömür aldım. Kömür de aldım. Kaloriferli, kat kaloriferim var işte. Annemi de biraz rahatsız işte. Anne de yanınızda, geçmiş olsun. Annemi de getirdim, böyle biraz hava alsın. Yürüyemiyor artık. Evet. Başka hemşinde başka bir şey yok. Yok diyorsun. Evet, böyle odunları Odunları kırıyorsunuz. Şurada şeyler var galiba, nedir? Salatalıklar, malatalıklar. yermeye. Onlar ne böyle? Gelin geçer ve ikram mı ediyorsun? Ne yapıyorsun? Şöyle bir bakalım, burada salatalık, taze salatalıklar var. Lahanalar da var. Millet. Ha, burada yol boyu koymuşum salatalıklar. Evet. Geçen kişiler yesin bunu. Geçen kişiler alabilir diyorsun böyle salatalıkları da. Yesin de koparsın Maşallah. Şimdi daha bize de afiyet ikram olsun. ediyor. Evet, salatalıkları var burada. Yoldan Yoldan geçen de geçen yesin gelsin, salatalıkları. alsın diyorlar. Bir de anneye doğru bir gidelim bakalım. Peki hemşinde çay durumu ne alemde? Üçüncü çaya da başladık. Yeni Üçüncü başladık. sürgün başladı. Nasıl gidiyor? Verim nasıl sürgün? Benim yani çaya bakarsanız da, gübresini bilmem şeyi dökersen de Evet. güzel. Güzel. Yani eğer bir şey dökmezsen, bir şey yapamazsan, çay alemi biraz Sıkı sıkıntılı. sıkıntılı ama Yani baştan düşen. bakacaksın yani çayın. Otuna yedirmeyeceksin, gübresini koyacaksın, çay lifini dökeceksin. Evet. Bak mesela şu çayın tikenini sileceksin. Çayın Evet. içinde tiken oldu mu Gördüğünüz çay gibi vermez. çayın tikeni Otunu silinecek. temizledikten sonra çay fena değil yani. Bir de şey soracağım size, bizim pazarda bu Yeşilköy tarafında, liman tarafında ağaçlarda bir tırtıl oluştu. Bütün ağaçları geçen haberde yaptık. Şimdi bugün hatta büyük bir ihtimalle televizyona da çıkma durumu var. Aradılar bizleri. Şimdi böyle tırtıllar elmalara, armutlara, eriklere, işte asma ağaçlarına dadanmış, yaprakları tamamen bitirmiş. Koza gibi bir şey var. Burada böyle mesela ben bakıyorum, mesela ağaçlar bak ileride sararmış gibi. Üst tepelerden Ya başlamış. bu Öyle bir şey rastladım, böyle böcek şey tırtıl. ince uzun böcekler var işte, o yaprakları böyle şey yapıyor Bak artık. mesela şimdi ağaç, şurada elma ağacına baktım. Burada da yaprak kalmamış ama yine burada yeşillik var. Mesela biz pazarda yapmış olduğumuz çekimde ağaç tamamen kurumuş gibi ve tırtılları görürseniz, bak ileride mesela görüyorum, ileride böyle aynı o ağaçlar gibi üstü kurumuş gibi böyle bir görüntü veriyor. Uzaktan fazla belli olmuyor ama yakına gittiğimiz zaman koza şeklinde böyle böyle Maalesef. tırtıllı bir şey gördük de, buralarda Hemşin civarlarında var mı acaba? Var, var, Rastladınız var. mı Var, var. Hemşin civarlarında? Mesela bak o çayların kimi yapraklarına İşte ondan böyle eritiyor korkuyorlar. böyle. He. Mesela çay yapraklarına sıçrar mı Mesela diye geçen ziraat mühendisleri geldi. o fındık ağaçlarında Fındık vardı. ağaçlarında var. Fındık Burada var mı ağaçlarında buralarda? var. O zaman değerli Ama izleyiciler, o kadar şu yok da anda var yani. Hemşin'deyiz ama bakın, şu anda Hemşin'deyiz. Yeşilköy'de bir araştırma yapılmıştı. Orada biz bizzat çektik. Orada fındık ağaçlarında, elma ağaçlarında, armut ağaçlarında, asma yapraklarında, ondan sonra dutu bitirmişler. Dut Dört da. olduğu gibi kurudu benim yukarıda Bak diktiğim bakın evet. şeyde. Peki siz hiç yetkiliye başvurdunuz mu? Böyle bir şey, Yok, sebebi yani yok. hiç bulmadım. Evet, şimdi orada inceleme yapıyorlar. Pazar Tarım İlçe Müdürlüğü geldi, yaptı. Amerikan yaprağı dediler, tırtıllar. Büyüdüğü zaman yaprak oluyormuş ve onun çaresine bakacaklar. Bugün de televizyon yetkilileri geleceğiz demişlerdi. Onu da İnşallah. buradan vurgulayalım. Bir anneye doğru yürüyelim. Evet. Anacığım nasılsın? İyisin? İyiyim Allah'a şükür. Ha, senin ismin ne? İsmini bir alabilir miyiz? Binnaz. Binnaz, soy isim? Soy isim Cüzey. Ha, Güzey. Binnaz Güzey. Biz Binnaz Güzeylerler'de akrabalarız Cüzey. biliyorsunuz. Biz de Akrabalık, Kobalız biz. Ben kobalar. rahmetli Binbaşı Alaaddin Kobal'ım. Binbaşı vardı. Hatırlar mısın Binbaşı'yı? Hatırlarım. Hatırlarsın. Onun ben çocuğuyum. Tabii öğretmendim. Buralarda yoktum. Öğretmenlik yapıyorduk. Biz Güzeyler akrabamız dediğimiz gibi, onlarla beraber Ferahlar, Güzeyler, Halit Ağaoğulları değil mi? Halide. Biz Biz bu Halide. çevirde, burada
çevrede yaşıyoruz. Yaş kaç oldu anacığım? 80. 80. 80 yaşında oldu. İyisin ha, inşallah maşallah yani. Ha, iyisin. Biraz herhalde ayaklarından sıkıntı mı var? Biraz işte azami hastalığı var işte. Ha. Unutkanlığı var işte. O önemli ha. değil. Yani sağlıklı olsun. Yani unutkanlık herkeste. Şimdi belli yaştan sonra unutkanlık herkeste var. Herkes unutuyor. Yani biz bile bazı şeyleri unutabiliyoruz yani. Onun için sağlığına bak. Sağlığın sıhhatin yerinde olsun. Şu korona hastalığı da var. Buna da dikkat yani etmek lazım. Onun için ona da dikkat edelim anacığım. Maşallah yani iyisin. Yok vereyim de gelen hastalar bilhassa görmeye gelme şey yapıyorlar. Ha yok telefonla öyle diyorum. Ha, yok gelme diyorum. Görme olmaz. Ha, ben de zaten uzaktan mesafe diyorum. Ha orası çok iyi diyor. Şimdi şimdi biliyorsunuz bu korona dediğimiz olay yani bazı insanlar belki çok umursamıyor ama onun için dikkat etmek lazım. Yani Allah muhafaza belli bir yaş üzerinde de bağışıklık az olduğu için onun için gelmeyecekler. Uzakta merhaba diyecekler. Ben de yolumun üzerinde olduğu için anamızı da bir ziyaret edeyim. Halını hattını sorayım dedim. Kendisine iyi baksın. Allah şifalar versin. Ama yanına da fazla kimseyi koymayın. Yani ben basın mensubu olduğum için böyle sizin yanınıza geldim. Yoksa dediğimiz gibi inşallah Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Amin. Her zaman büyüklerimiz yanında anneye bakacak senin yanında eşin. Var hanım yanında. Hanınız da yanında çok güzel. İnşallah daha nice güzel günler. Görür diyorum. Evet size de kolay gelsin. İnşallah nice daha güzel günler göreceğiz. Bu hastalıkları da atlatacağız. Anam da maşallah iyidir. Kendisine iyi baksın. Eğer değerli izleyicilerimiz Semşin'den kısa bir haberi sizlere sunduk. Evet gördüğünüz gibi şu anda hemen sağ tarafımda şöyle dönüyorum. İşte Güzey Malikaneleri var. Evet. Hemen biraz ilerisinde de işte bizim Koballar'ın malikanesi var. Ve dediğimiz gibi biz zaten hep aile bağları olan insanlarız. Onlarla da kısa, anamızla da kısa sohbet ettik. Evet, şimdilik hoşça kalın.